Günaydın. Günaydın ablam. Ablacığım hazır değil misin daha? Niye ki? Bugün bir yere gideceğiz, unuttun mu? Bugün ayın kaçı? Aa, nasıl unuttum ben ya? Hadi git hazırla. Hadi ablacığım. Tamam, geliyorum abla. Tamam. Anneciğim günaydın. Günaydın yavrum. Sen hiç uyumadın mı anne? Sorun yok ya. Babam nerede? Çıktı mı? Sabah erken çıktı. Almanya'ya gitti yavrum. Almanya'ya mı gitti? Önemli bir şey yok ya. Ha, yok yok. Bu Almanya'da amcanın bahsettiği fabrika var ya, onunla ilgili çağırmış. Galiba sahipleriyle anlaşmışlar. Herhalde hayırlısıyla inşallah olur diyoruz. Sen ne yaptın peki bütün gece annem böyle? Bizimkilerle takıldık ya. Babam ne zaman dönecekmiş belli mi? Ne zaman döneceği belli değil de eğer bir şey olsa beni arasın dedi fabrikayla ilgili. Abi de ne dedi biliyor musun? Dedi ki artık demir fabrikada ya, gözüm arkada değil dedi. Ha Demir. Biliyorsun Berna'nın akşam yardım balosu ile ilgili bir daveti var ya, bizi de davet etti. Eğer gitmesek şimdi hatır gönül koyacak annem. Gelirsin değil mi? Vallahi anne bir aksilik olmazsa gelirim tabii. Tamam ya, hadi görüşürüz. Demir Bey. Efendim Hasan. Bunu size bıraktılar. Tamam sağ ol. Leyla. Yani bağırıp çağırmayacaksan bir şey sorabilir miyim sana? Sor. Nasılsın? Ne istiyorsun? Davetiyeleri getirdim. Bu gece derneğin yardım balosu var. Unutmadın umarım. Leyla. Gelmekten vazgeçmedin değil mi? Ay hayır, neden vazgeçeyim? Ne bileyim. Her an bir sorun çıkarabilirsin, şaşırmam yani. Ne de olsa benim için bir şey yapacağın için. Senin için değil, bunu kimsesiz çocuklar için yapıyorum. Demir de geliyor değil mi? Geleceğini söylemişti. O zaman bunu ben veririm ona. Sen zahmet etme, ben veririm. Ne bileyim hayatım, hani böyle çok sık görüşemiyorsunuz ya. O yüzden dedim. Artık daha sık görüşüyoruz, merak etme. Öyle mi? Çok güzel. Kerem bir tane daha davetiye istemişti. Kız arkadaşı da gelecekmiş. Süpermiş. Bunu da vereyim o zaman. Leyla. Ya bir kahve ikram etmeyecek misin? Gece sırrın ortaya çıkacak. Demek vazgeçme ha? İstediği parayı alamadı tabii. Belki de seni korkutmaya çalışıyor.
senden daha fazla para almak istiyordur. O yüzden de blöf yapıyordur. Umarım öyledir. Madem her şeyi ortaya çıkaracak, niye bu gece, neyi bekliyor? Bu gece bir yardım balosuna davetliyim. Belki de balo da bir şeyler yapabilir. Ama oğlum sen de artık bu işlerden bıktın. Her şeyi açıklayacağım diyordun. Doğru, öyle söyledim. Ama bir süre daha saklamak zorundayım. Ben açıklayana kadar da bu sırrı kimsenin öğrenmemesi lazım. Usta. Bu arada bir şey soracağım sana. Bu Sami ne zamandan beri bizim fabrikada? Sami. 5 yıl olmuştur. Niye sordun? Nasıl bir adam bu Sami? Tersinin dışında. Yani ters olmasına ters de ama işini çok iyi yapıyor. Yönetim onu çok beğeniyor. Özellikle de Celal Bey. Ya Allah aşkına niye sordun? Anlatsana bir. Anlatacağım, anlatmasına da önce bir emin olmam lazım. Abla Kerem arıyor. Derya. Ama önemli olabilir. İyi, git konuş o zaman. Küçük kızın işte babacığım. Dersleri iyi, merak etme. Ben ilgileniyorum onunla. Senin gibi olmaz biliyorum ama hep yanındayım onun. Ben de iyiyim. Çalışıyorum. Ayaklarım üstünde duruyorum öğrettiğin gibi. İyiyiz biz. Seni özlemek olmasa. Uğur, kadın maydanoza alerji mi var demiş. Bu ne? Özür dilerim efendim, benim hatam. Ya sen ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben onu sormuyorum. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya çalışıyorum, görmüyor musun? Dur ben sana bir şey göstereceğim. Bak ne görüyorsun burada Leyla? Berna senin kafan mı iyi? Kendine bak, kendine. Leyla daha 25 yaşındasın. Çok genç. Çok da güzelsin. Ama bu güzellik sadece 10 sene daha devam edecek. 10 sene sonra güzelliğin mazide kalacak. E'si şimdi cevap ver bana. Sen ne yapıyorsun Leyla? Ya senin akşam yardım balon yok mu? Yine taktın benim ne yaptığıma. Kavga mı istiyorsun yine? Leyla. Ne yaptığını söyleyemiyorsun. Çünkü sen de ne yaptığını bilmiyorsun ki. Ama ben sana söyleyeyim ne yaptığını. Salak gibi Demir'i bekliyorsun hala. Ya hala genç ve güzelken niye kendi yoluna bakmıyorsun ki sen? Ha? Leyla üzülüyorum sana. Yazık. Tamam Demir harika bir erkek. Zeki. Komik. Altın gibi de bir kalbi var, kabul. Ama atlatıyor seni. Anlamıyor musun?
Onun için şu düştüğün duruma bak ya. Seni üzmemeye çalışıyor. Bunu görmüyor musun sen? Ha? Belli ki olmayacak bu iş. Niye zorluyorsun ki? Niye peşinden koşuyorsun hala çocuğun? Demir seni sevmiyor kızım. İstemiyor, bunu görmüyor musun ya? Hala peşinde koşuyorsun çocuğun, yazık. İstemiyor seni, aramıyor, sormuyor, telefonlarına cevap vermiyor. Sevmiyor seni, Demir seni istemiyor. Sevmiyor seni. Görürsün sen. Kolay gelsin Necip Usta. Eyvallah, sağ olun. Bu Deniz Arıkan nerede? Ha Deniz, biraz işi vardı, izin istedi benden, gecikecek. Öyle her isteyene izin verirsen işimiz var demektir Necip Usta. Gel benimle. Babacığım, biz hep söylediğin gibi... Abla daha ne kadar devam edeceksin buna? Anlamadım. Babam sana cevap veremez. Çünkü seni duyamaz. Çünkü o öldü. Derya. Eğer bir işçi olmasaydı, mesela avukat, mühendis, öğretmen falan olsaydı ama işçi olmasaydı, belki şu anda onunla konuşuyor olurduk. Belki başımızda bir babamız olurdu. Derya, saçmalıyorsun. Saçmalayan benim, öyle mi? Tamam. Baba, duyuyor musun? Faturaları ödeyebilmek için ablam her gün köle gibi çalışıyor, biliyor musun? Ama evi geçindirebiliyor, merak etme. Ne de olsa senin kızın. Bu arada iyi haberlerim de var babacığım, üzülme. Ev sahibi sırf bize acıdığı için son 3 yıldır kiraya zam yapmıyor. Ha bu arada tüpçünün oğlu ablama aşık. Paranız yoksa mühim değil, sonra verirsiniz diyor. Ama ablam o kadar onurlu bir kız ki onun parasını bir kez olsun geciktirmiyor. Gerekirse 40 derece ateş yanıp hastalıktan geberse bile fazla mesai yakalıyor. Çok güzel değil mi baba? Aynen bize öğrettiğin gibi fakir ama gururluyuz. Baba! Orada mısın? Baba! Hat kesildi herhalde. Babam işçi olduğu için ölmedi Derya. Babam işçi olduğu için öldü abla. Çalışırken o makineye kolunu kaptırdı ve kan kaybettiği için öldü abla. Babam onurlu bir mesleğe sahipti. Her işçi gibi, benim gibi. Babam hak ettiği insani şartlarda çalışamadığı için öldü. Size yeni iş arkadaşınız Funda'yı tanıştırayım. Departman değiştirdi. Bundan sonra bizimle çalışacak. Funda. Funda. Hoş geldin. Biz tanışıyoruz Necip Usta. Öyle mi? Aynı servisteyiz ya Necip Usta. Doğru ya. Neşe, sen buranın işleyişini Funda'ya anlatırsın, tamam mı? Tamam Necip Usta. Sana kolaylıklar diliyorum. Yine hoş geldin. Sağ ol. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hoş geldin ablam. Çok sevindim var ya buraya geldiğine. Gel bak şimdi. Son durum nedir Rıza? Efendim, sendikalı işçi sayısı gün geçtikçe artıyor. Yani yarısından bir fazlasını bulmalarına çok az kaldı. Ne kadar? Benim en son Deniz'in ağzından işittiğim rakam 16'ydı galiba. 16 mı? 16 kişi mi sadece? Evet efendim. Düşündüğümden daha fazla ilerlemişler. Harekete geçme zamanı geldi o halde.
Ne yapacaksınız? Yakında görürsün. Sen gözünü üzerlerinden ayırma. Nihayet teşrif edebildin Deniz Hanım. Ben bugün gecikeceğimi Necip Usta'ya bildirmiştim. Bahane dinlemek istemiyorum. Bahane etmiyorum. Bugün babamın ölüm yıl dönümü ve kabristana gittim. Böyle bir durumu bahane edecek değilim. Kahveler. Teşekkürler. Sağ ol canım. Leyla'nın bugün biraz canı sıkkın galiba. O arada öyle olur o ya. Neyi üzülmüş ki? Hep aynı şeyler ya. Boş ver. Hiç anlamıyorum. Benim onunki gibi bir hayatım olsa hiçbir şey üzemezdi beni. Neden böyle söyledin? Seni üzen bir şey mi var hayatında? Yok, öylesine söyledim. De yani baksana. Çok güzel bir kafesi var. Babası da zengin. Para derdi falan da yok. Öyle dışarıdan göründüğü gibi olmuyor işte. Sen önce bir büyü. Leyla'nın yaşına gel. O zaman düşünürsün bunları. İş hayatı öyle sandığın gibi kolay değil. Ufaklık. Ya öyle deme Kerem. Çocuk değilim ben herhalde. İyi tamam, kızma hemen. Bak ne diyeceğim. Yarın için ablandan izin alabilir misin? Yarın yani bir iki saatine falan mı? Bütün gün için. Sürpriz bir yere götüreceğim seni. Ne sürpriz yine? Nereye? Çıtlat bari biraz. Şöyle söyleyeyim. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gideceğiz. Sadece sen ve ben olacağız ve unutulmaz bir gün yaşayacağız. Tamam, şansını denerim. Güzel. Ne olduğunu anlamadım. Ya bir anda üstüme saldırdı. Vurdu bana. İnanabiliyor musun? Allah Allah. Ya bir Allah. Bu kalmıştı. Yapmadı. Bunu da yaptı. Ne olacak bu kız? Anlayamadım ki. Ne oluyor böyle? Celal, Leyla hep böyleydi zaten. Ben çocuk diye alttan alıyordum. Sana hissettirmemeye çalışıyordum. Ama yoruldum artık. Yoruldum. Haklısın. Ne desen haklısın. Onunla konuşacağım, senden özür dileyecek. İstemiyorum özür falan Celal. Kaçıncı özür bu Allah aşkına? Tek çaresi var bu kızın düzelmesi için, hastaneye yatması. Söylüyorum sana. Tamam hayatım. Uygun bir zamanda hep birlikte konuşuruz, tamam mı? Ha? Leyla düzelecek. Sana söz veriyorum. Yalnız yeter ki sen kendini üzme. Tamam benim canım? Bilmiyorum Celal. Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa... Bu iş daha fazla böyle devam etmeyecek. Leyla hastaneye yatacak Celal. Başka yolu yok bunun. Deniz iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Neden geç kaldın? Sonra anlatırım. Neden? Şimdi Necip Usta burada, bir şey söylemesin. Ya bir şey söyleme, sen anlat. Benden daha iyi tanıyor gibisin. Söyler. Niye işinizi yapmıyorsunuz, lak lak ediyorsunuz diye azarı çeker şimdi. Allah Allah, bir şey olmaz. Yani aslında haklısın. O zaman sonra konuşalım. Sonra konuşuruz. Seni seviyorum Emre. Ben de seni seviyorum. Deniz. Ben sana yalan söyledim. Ben... Çok özür dilerim. Çok önemli. Affedersin. Efendim? Emre. Efendim? Sen dün bana bir şey söyleyecektin.
Sonra telefon çaldı ve gitmek zorunda kaldın. Ne söyleyecektin? Kim, ben mi? Yok, bir şey söylemeyecektim. Olur mu canım? Ben sana yalan söyledim dedin. Şey, itiraf edecek gibiydin. Ya şeyi söyleyecektim. Sonra söylerim. Şimdi Necip Usta görmesin, kızar. Yok, gitti Necip Usta. Öyle mi? Şey... sen bana geçen gün sormuştun ya Neşe'nin doğum gününe neden gelemedin diye. Evet. Ben de işim vardı demiştim. Tamam. İşte benim işim yoktu. Gelebilirdim ama gelmedim. Gelmek istemedim yani. Bana kızgındın çünkü. Kızdım ve yalan söyledim sana. Bu yalandan sayılmaz. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman sevindim. Çünkü ben sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Buna çalışıyorum, biliyorsun. Ben de söyleyeyim, rahatlayayım istedim yani. Dürüstsün zaten Emre. Buraya ilk geldiğin günleri düşünüyorum da... seni nasıl acımasızca hainlikle ve yalancılıkla suçladık. Ama sen hep sözlerinin arkasındaydın. Hep dürüsttün. Emre, ben senden önce kimseye güvenemezdim. Kendimi bırakamazdım. Ama seni tanıdıktan sonra birine güvenmenin ne demek olduğunu anladım. Hep söylediğim gibi, sen bizden birisin. Deniz Arıkan. Efendim Sami Bey. Deniz Arıkan, bugün mesaiye kalacaksın. Yine mi? Evet, yine. Bir sorun mu var? İşe girerken imzaladığın sözleşmede zaman zaman olabilecek fazla mesai durumlarını kabul ettiğin yazıyordu. Unuttun mu? Ben böyle bir şey imzaladım, hatırlamıyorum. İmzaladın Deniz Arıkan. İmzaladın. Şey Deniz, aslında Sami Bey haklı. Sözleşmede böyle bir madde var. Anladım. Gözümden kaçmış demek ki. Peki Sami Bey, bugün fazla mesaiye kalıyorum. Güzel. Aslında sen de haklısın. Yani işe girerken bir sürü şey imzalatıyorlar. Tabii ya hatırlamıyorsun ya da gözümden kaçtı. Nasılsınız bakalım? Vallahi biz iyiyiz de sen pek değil gibisin. Ya bir şey canım sıkıldı da boş ver. Anlatsana, belki iyi hissedersin. Anlatmayayım, anlatınca tekrardan hatırlıyorum, daha kötü oluyor. O kadar mı kötü ya? Ya Berna işte. Ha. Berna kim? Leyla'nın öğ annesi. Aa, Berna demişken davetiyeler sendeymiş. Ha, bende. Uğur, şu kasanın oradaki davetiyeleri getirir misin? Ne davetiyesi? Berna, kimsesiz çocuklar yararına bir yardım balosu düzenliyor bu gece. Sen de gidiyorsun herhalde. Ve tabii sen de gidiyorsun. Ama Keremciğim, balo falan diyorsun. Hani benim onun için uygun kıyafetim yok. Ya sen merak etme. Kerem var. Panik yok. Hallederiz. Sen de geliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Berna'yla bugünkü tartışmamızdan sonra pek canım istemiyor. Ya saçmalama be. Demir de gelecek hem. Demir de mi gelecek? Ay keşke ablam da gelseydi. Demir'le Derya'nın ablasını tanıştırmak istiyorduk da. Ablam çok iyi kızdır. Seni de tanımanı isterim. İnşallah tanışırız bir gün. Bir şey diyeceğim. Madem sen gelmiyorsun, ver davetiyeni, Derya'nın ablası gelsin. Düşündüm de gitmezsem babama çok ayıp olur. İyi, hadi o zaman. Biz kalkalım. Nereye? Seni bu gecenin prensesi yapmaya. Görüşürüz.
Niyetli misin? Evet, niyetliyim. Ben de. Bu arada ben Funda. Ben de Bekir. Biliyorum. Yani arkadaşların seslenirken duymuştum. Anladım. Kaç yıldır bu fabrikadasın? 2 yıl olmuştur herhalde. Ben de geçen yıl geldim. Aslında hep görüyorum seni serviste falan. Saat kaç arkadaşlar? Neden sordun İkbal abla? Bekleyemiyor musun? Aa, saati merak ettim. Dayan dayan az kaldı. Çocuklar, ben tansiyon hastasıyım biliyorsunuz. O yüzden ilaç kullanmam lazım. Biliyoruz. Tamam. Aynen usta. Afiyet olsun. Müjde! Hayırdır birader? Müjde geliyor. Aa, o da kim? Ay, kedisi olan kız. Evet. Kızım, burada ne işi var abisi? Sen gönlünü alabildin mi kızım? Herhalde Deniz. Benden kaçar mı ya? Ya uydurduk bir şeyler, kızın gönlünü aldık. Sıkıntı yok. Tamam, senin adına sevindik de o kızın fabrikada ne işi var? Ben çağırdım. Buranın müdürü olarak. Neyi olarak neyi? Arkadaşlar, bazı gerçekleri çarpıtmış olabiliriz arkadaşlar ama sıkıntı yok. Ya şimdi sizden bir ricam var. Ben kıza dedim ki sana fabrikayı gezdireceğim. Tabii buranın müdürü olarak. Biz de senaryoya uygun olarak sen müdürmüşsün gibi yapacağız değil mi? Aynen öyle, evet. Bravo, bravo. Ne yani? Oruçlu ağzımızla bizi günah sokacaksın, üstüne bir de yalanını ortak edeceksin, öyle mi? Günah değil, bekir. Sevap, gönüllerin buluşmasına yardımcı olacaksınız, sıkıntı yok. Beni görünce kızmasın şimdi. Onu da hallettim, sıkıntı yok. Şimdi sen burada fabrikada yakışıklı müdürüne, yani bana aşık kızlardan sadece birisin. Zaten fabrikadaki kızların %50'si bana hasta, zor tutuyorum onları dedim, inandı. Ama sıkıntı yok. Aha. İşte geliyor müjde. Ben gidiyorum üretim yerine. Sıkıntı yok. İşçi parçalı. Allah bu çocuğa biraz akıl fikir versin ya. İşçi parçası da olduk ya. Müjde, müjde. Müdür olduğum fabrikaya hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, bugün kedi medi yok herhalde. Buyur, şöyle geçelim. Neler söylüyorsunuz Demir Bey? Malları bir gece önce kendi ellerimle gemiye yükledim diyorum Orhan amca. Söylediğim gibi o Sami de oradaydı. O halde hemen Hikmet Bey'e anlatalım durumu. Babam yurt dışında biliyorsun. Onun dönmesini bekleyelim bence. Peki ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bir dahaki sevkiyata kadar delil toplamamız lazım. Onlar harekete geçince de suçüstü yapacağız. Celal Bey'e haber vermemiz gerekmez mi? Gerekmez. Sadece ikimiz bilelim yeter. Peki efendim. Sıraya git. Çabuk, 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 çabuk. Geç. Hop, hop, hop. Hadi kaldır, kaldır göbeğini, kaldır. Geç. Sağlam. Başla. Sıraya. Ah, işte burası da başka bir departman hayatım. Daha önce başka bir departmana gitmedik ki Ali'cim. Ha, tamam. İşte bu departmandan başlıyoruz. Buyurun. Evet, benim güzel işçilerim. Nasılsınız bakalım? Sağ olun efendim. Efendim? Sağ ol. Allah. Sağ ol. Sağ ol. Ha? Görüyorsun değil mi? Ne kadar seviyorlar beni. Daha önce de gördüm canım. He. Peki. Evladım. Sen. Bana mı dedin abisi? Abisi ne lan? Oğlum, ben bu fabrikanın müdürü değil miyim? Ha, pardon efendim, siz bize hep bir abi gibi yaklaşırsınız ya, ben de o bakımdan yani. İyi kıvırdın, sıkıntı yok, güzel. Söyleyin bakalım, var mı bir sıkıntınız, bir tasanız, bir derdiniz? Şimdi efendim, biliyorsunuz sabahtan akşama kadar bizi eşek gibi çalıştırıyorsunuz. Ay sonu geldiğinde de kuş kadar maaş veriyorsunuz. Daha ne sıkıntımız olsun? Nasıl konuşuyorsun lan sen müdür? Lan müdürü tutmayın lan! Öyle mi çocuğum? O zaman maaşına zam, işine son. Çık dışarı. Çık dışarı. Hayatım, yazık çocuğa, kovma ama. Tamam, kovmuyorum. Evladım, bak. Yengen merhamet etti, tamam mı? Seni affediyorum, sıkıntı yok. Öp bakayım, öp. Geçene. Teşekkürler efendim. Geç, gel beni ırtatma.
Deniz Arıkan. İşinizin kıymetini bilin, kıymetini. Dışarıda sizin yerinizde olmak isteyen binlerce insan var. Nerede paspasın? Hem bu Necip Usta denen adam nerede? Ha? Neden bu Necip Usta denen adam işinin başında değil? Ya arkadaşlar bak ben bu adama kaç kere söyledim. İşini kıvırma, koyarım seni kapı önüne dedim. Ben bu fabrikanın müdürü değil mi? Ha? Ben bu fabrikanın müdürü değilsem bu Necip Usta beni niye dinlemez acaba? Bana hiç kaş göz yapma. Basacağım ben bu tekmeyi Necip Usta'ya. Yeter ya. Aşkım gel biz en iyisi başka depo... Sen kimin kulağını çekiyordun aşkım? Aşkım, Necip Usta bak ayıp oluyor şimdi. Boş ne yapıyorsunuz? O sizin müdürünüz değil mi? Bu. Sen benim müdürüm müydün? Necip Usta şimdi boş ver. İşçi müdür ne fark ediyor? İnsan değil mi sonuçta ya? Sen kime tekme atıyordun sen? Necip Usta lütfen bak açıklayacağım. Sıkıntı yok. Lütfen rica ediyorum hayatım. Kızım ne müdürü ya? O benim işçim. Hem de en şapşal, en salak işçim. Ali sen bu fabrikada müdür değil misin? Müdür. Yani şöyle konuya nereden baktığına bağlı hayatım. Yarın benim bu fabrikada müdür olmayacağım değil mi abim ha? O zaman şimdiden bunu söylememde bir sıkıntı var. Bence yok yani. Benim ideal araba. İptal mı? İptal araba. Necip Usta sen ne yaptın Allah aşkına ya? Yalan gelin mumu yaksın ya kadar yanardım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi siz de işlerinizin başına hadi. Hadi. Ne oldu? Eğlenceyi kaçırdım. Ali hoşlandığı kızı fabrikaya davet etmiş. Onu etkilemek için de müdür olduğunu söylemiş. Biz Necip Usta gelene kadar idare ettik ama o gelince işler karıştı. Kız da Ali'yi terk etti. Hay Allah, kötü olmuş. Böyle olacağı belliydi. İşçiyken müdürüm diyor kıza. Patronculuk oynuyor. Kız bir daha güvenir mi ona? Yüzüne bile bakmaz. Bir haber. Şimdilik yok gibi görünüyor. Ya bak ne düşündüm. Bu herif senin kimliğini bu gece baloda ortaya çıkaracak ya. Bunu sadece senin çevrendekiler öğrenecek. Fabrikadakiler bilmeyecek ki. Celal amca da orada olacak ama. Hadi ya. Hem bizim çevreden birilerinin bunu öğrenmesi pek hoş olmaz. Böyle haberler çabuk duyulur usta biliyorsun. O da doğru. Neyse ben içeri geçeyim. Tamam hadi. Amca, çıktın mı? Bir 5 dakika uğrar mısın? Konuşalım. Tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Orhan Bey'e bir şey soracaktım da onu bekliyordum efendim. Ya bu şekilde mi? Efendim ben bir saniyeliğine bile olsa böyle bir mevkide olmanın nasıl bir duygu olduğunu... Tamam kes. Senin gibilerin asla bilemeyeceği bir duygu bu. Anlaşıldı mı? Asla bilemeyeceği bir duygu. Ha Orhan Bey. İstediğiniz dosyayı getirdim. Sağ olun. İyi günler. Ters bir durum olmadı değil mi? Yok sorun yok. Orhan amca, benim fabrikanın son bir yılındaki üretime sevkiyatla ilgili raporlarına ihtiyacım var. Belki oradan bir şeyler bulabilirim. Tamam Demir Bey, hemen hazırlar. Tamam. Ha, ben biraz daha fabrikada kalacağım. Sen eve gönderirsin olur mu? Peki efendim. Sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Tanışıyor musunuz eşim? Tanışıyorum tabii. Evet, hoş geldiniz. Hanımefendi, nasılsınız?
Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Merhaba. Cemil Bey. Nasılsınız? İyisiniz. Merhaba. Merhabalar. Leyla. Bugünkü terbiyesizliğine rağmen gelmene çok sevindim. Öyle mi? Hı hı. Ben de bir sürü benimle konuşmazsın diye düşünmüştüm ama yüzsüzlükte sınır tanımadığını unutmuşum. Bana bak Leyla. Bu terbiyesizliklerinin bedelini sana çok ağır ödeteceğim, biliyorsun değil mi? Oh, güzel kızım gelmiş. Şuraya bak Celal, Leyla ne kadar şık olmuş değil mi? Her zaman öyle de var. Ne yapayım işte? Ne kadar kızarsam kızayım. Görünce yumuşuyorum. Siz baba kız durun. Evet. Ben biraz daha misafirlerle ilgileneyim. Tamam mı Leyla'cığım? Tamam. Kızım şöyleyken seninle bir şeyler konuşacağım. Ne işin var senin burada? Deniz'i almaya geldim. Niye? Allah Allah. Çünkü o benim arkadaşım. Bekir, kavga etmek istemiyorum ama sen benim sabrımı zorluyorsun. Bak oğlum, senden önce ben vardım. Yani biz Deniz'le uzun zamandır arkadaşız. Hem de çok iyi arkadaş. Yani bunu sana nasıl anlatayım? Ha bak, ben istediğim zaman Deniz'le kalabilecek kadar iyi arkadaşız Deniz'le. Anlatabiliyor muyum? Gerçi sen zaten anladın. Senin var ya. Bekir. Hani aranızdaki sorun bitmişti? Hani kapanmıştı bu mevzu? Böyle mi devam edecek? Bena'yı bir türlü sevemediğini biliyorum. Doğal olarak annenin yerine geçti diye tavır alıyorsun. Bunun da farkındayım kızım. Benim ona tavır filan aldığım yok babacığım. Bugünkü olaylardan haberim var. Ona vurmuşsun. Kendime hakim olamıyorum artık. Beni resmen delirtiyor. Hayret. Oysa o da seni kendi kızı gibi seviyor. Ya. Sana öyle göstermeye çalışıyor. İkili oynuyor baba, farkında değil misin? Benden nefret eden biri varsa o da o. Yani bugünkü olayları görmeyebilirim. Ama senin bir psikiyatristle görüşmeni istiyorum kızım. Neden? Neden? Kendi söylüyorsun, kendi ağzında. Kendime hakim olamıyorum diyorsun. Bir doktorun yardımını alırsan sakinleşirsin belki. Ya benim doktora falan ihtiyacım yok hemen, baba. Hemen itiraz etme. Dur biraz. Ne olmuş yani? Bir senin iyiliğine olacak belki. Git bir görüş. Ne var bunda kızım? Bağırttırma beni. O sokuyor değil mi bunları kafana? Hayır. O kadın ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama en kısa zamanda sana onun gerçek yüzünü göstereceğim baba. Leyla. Aranızdaki sorunun bittiğinden emin olmam lazım. Bir sorun yok Deniz. Benlikte bir sorun yok Deniz. Bu arada senin mesai bitti mi? Evet bitti. Ben seni eve bırakayım. Arabayla geldim. Ne gerek var canım? Biz taksiyle geçeriz. Nereden geliyor lan bu değirmenin suyu? Taksi filan. Oğlum sana ne ya? Paramın hesabından mı vereceğim sana? Ya tamam ya, ben otobüse giderim. Deniz, otobüs yok bu saatte. Ya üzerimde yeteri kadar para var. Atlarız gideriz taksiye rahat rahat. Bu aralar çok açıldım. Taksiyle falan gidemem ben. Ne yapalım Deniz? Burada mı kalalım yani? Bekir'le gidelim. İnat etme lütfen. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Partinin en güzel kızı benim sevgilim. Ve etrafında ben de arkadaşım. Ne
haber güzelim? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, selam. Prensesime bakar mısın? Güzel olmamış mı? Evet, çok güzel olmuş. Abartma Kenan. Senin keşke. Yok, iyiyim ben burada. Emre, biraz camı kapatabilir misin? Tamam. Üşüdüysen bunu da kapatayım Deniz. Yok yok, o kalsın. İyiyim. Kusura bakma, hallederim hemen. Bırak bırak, istemez. Yadigar biraz eski tabii. Ama senin kiraladığın o jiplere benzemez. Alın teriyle alınmıştır. Helal parayla. Allah Allah. Jip kiralayınca haram parayla mı oluyor yani? Orasını ben bilmem. Onu yukarıdaki bilir. Sen ne demeye çalışıyorsun? Arkadaşlar, lütfen. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Haklısın Deniz. Özür dilerim. Nur içinde yatsın babacığım. Affedersin. Sağ ol. Keşke benim ortak da bu akşam, bu güzel günde burada olsaydı. Ya değil mi? Ama az önce konuştum. Hepinize çok selam var. Aa, aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne kadar kalacakmış Almanya'da? Vallahi henüz tarihi belli değil ama işlerin durumuna bağlı dedi. Hüsnü Hanım, lütfen söyleyin, rahatına baksın. Fabrikada her şey yolunda, değil mi hayatım? Tabii ki. Her şey yolunda. Rahat rahat işlerini yapsın, öyle geri gelsin. Sağ olun Celal Bey. Vallahi o da öyle sizin için aynı şeyleri söylüyor. İyi ki varsınız vallahi. Sağ olsun. Sağ Hikmet olsun. Bey ile Celal o kadar güzel bir sinerji oluşturdular ki hayatım. Bu devirde bunu bulmak çok zor bir şey. Bravo vallahi. Sağ ol Berna'cığım. Doğru söylüyorsun. Ne haber Selim? Aa Pınar, ne haber? İyiyim sen? İyiyim iyiyim, ben de çok iyiyim. Ne haber millet? Vay kardeşim, ne haber? Bomba gibiyim kardeşim. Sen? Ne haber Derya? Ne haber Leyla? Gördün mü? Ha, gördüm ben de şimdi. Ne işi vardı mı burada? Babasının kim olduğunu unuttun herhalde. Gelecek tabii. Son gördüğümde bayağı bir kızgındı bana. Kızın kalbini kırmadan önce düşünecektin onu. Ne alakası var oğlum? Bir şey diyeceğim. Derya ile müzik grupta arıza falan çıkarmaz değil mi? Vallahi bilemem kardeşim. Benden söylemesi, ayrılırken nazik ol. Kız milleti bu. Sağ solu belli olmaz. İlla felsefeye bağlayacaksın abi. Ne kaynatıyorsunuz siz bakayım? Hı? Hiç. Laflıyoruz ya. Senin muhteşem güzelliğinden bahsediyorduk da. Meyve suyu ne durumda? Getirtelim hemen. Yo, daha var. İyiyim. Tamam. Peki burası iyi. Burada inelim. Ben seni eve kadar bıraksaydım Deniz. Ben bırakacağım. Sen rahat ol. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Sağ ol Bekir. İyi akşamlar. Rica ederim. Gelsene. Yok ben gelmeyeyim ya. Şimdi kardeşim vardır, rahatsız olmasın. Yok, o evde değil. Hep ışıkları açık unutur. Tamam. Gel Derya, yok. Arkadaşına gitti, birlikte film izleyeceklermiş. Tamam o zaman. Hem sen niye bu kadar gerildin? Sonuçta tanışmayacak mısın kardeşimle?
Yani tabii ki tanışacağız da ben böyle gecenin bir vakti hoş olmaz diye düşündüm. Anladım. Tamam o zaman. Derya ile seni tanıştırmak için bir organizasyon yapacağım. Tamam. Ne içersin? Vallahi bir çayını içerim. Tamam. Kimleri görüyorum? Kerem ve yeni oyuncağı. Kim bu kız? Kerem? Hı? Bir arkadaş. Pardon, ben ne zaman arkadaş olduğumuzu hatırlayamadım ama. Pınar? Ama bir dakika. Sen kızların peşinden koşup onları ağına düşürdükten sonra arandaki ilişkinin arkadaşlık olduğunu düşünüyorsan eğer, evet biz arkadaşız. Derya, gel biz başka bir yere gidelim. Ne oldu Kerem? Beni arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Ben arkadaşı değil, sevgilisiyim. Kerem'den sevgili olmaz tatlım. O sadece takılır. Onun tarzı bu. Ben onun için bir ilkim o zaman tatlım. Ne mutlu bana. Aa, dur bakayım. Aa, kolyen çok güzelmiş. Kerem'in hediyesi değil mi? Biliyor musun, aynısından bana da almıştı. Bu konuda bir ilk olamamışsın anlaşılan. Ya Pınar, saçmalıyorsun ama. Yalan söylüyor. Kesin o kalbin arkasına ilk tanıştığınız günü de yazdırmıştır. Çok romantik adam. Pınar, gelsene sen de biz bir hava alalım. Sen Doruk'la da tanıştın mı? Hı? Doruk Kerem'in atı. Onu çok sever. Aa, sakın yoksa seni hala çiftliğe götürmediğini söyleme bana. Bak tatlım, Kerem için her kız ilk ve sondur. Pahalı hediyeler, güzel sözler, aşırı ilgi. Ama istediğini alıncaya kadar. Babam çok severdi bu evi. Özellikle de bahçeyi. Gözü gibi bakardı. Ne zaman kaybettin babanı? 3 yıl oldu. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Sen sever misin bahçeli evleri? Aa, doğru, sen de bahçeli bir evde oturuyorsun. Evet, tabii. Anlar mısın bahçe işlerinden? Biraz anlarım tabii. Bizim Hasan... Bizim mahalleden Hasan diye bir arkadaş var. O bayağı anlıyor bu işlerden. İşte ondan gördüğüm kadar yani. Bundan sonra zaten onda gördüklerimi sizin bahçede uygularım. Tamam. Ve bana üzüyorsun değil mi? Özlemez miyim? Alışmaya çalışıyorum. 3 yıl oldu. Derya'ya belli etmemeye çalışıyorum ama çok zor. Ya bunları dinlemek zorunda mıyız? Ha? Sen kendi işine baksana Pınar. Kerem Bey'imiz bu kıza değer veriyor demek. Anlaşılan henüz hedefe ulaşılamamış. Ne demek istiyorsun sen ya? Dikkat et diyorum canım. Kerem seni kullanıp atacak. Sana öyle mi yaptık canım? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Kerem'in yalanlarına inanmaya devam edersen daha çok ağlarsın. Sen çok ağladın herhalde. Onu elde edemediğin için çok üzüldüm belli ki. Boş ver Derya'cığım. Biz onun seviyesine inmeyelim. Hadi gel başka bir yere geçelim biz. Biliyor musun, umurumda bile değil. Emin misin? Bir araba laf söylediğine göre pek öyle gözükmüyor. Ama kusura bakma canım. O benim ve öyle kalacak. Kızımız bayağı uçmuş. Yalnız benden sana bir tavsiye. Fena çakılırsın. Pınar. Daha fazla konuşursan sen çakılacaksın bir yerlere. Kerem, sen bu kızı nereden buldun ya? Baksana pek bir varoş gözüküyor. Alo, konuşma ya. Kızım, senin kafan güzel galiba. Dur, ben seni bir ayıltayım. Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yaptın? 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 Ne yaptın?
ne var burada? Senin sırtını başına sen ne yapıyorsun? Ya, 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 sen benim kim sen ne yapıyorsun? Ya, kimsin? Kim? Ben abi. Bırakıyorum. Çağla'yı anlat şunu. Ne oluyor ya? Leyla. Leyla. Arkadaşlarını sen mi çıkartırsın? Güvenliğe haber vereyim mi? Ben hallederim. Ne oluyor? Kerem. Görmüyor musun ne olduğunu Celal? Kim bunlar Kerem? Kusura bakmayın canım. Hallediyoruz. Halledin. Arkadaşlar tamam, tamam yerlerinize geçelim lütfen. Tamam. Evet. Tamam. Eğlencemiz devam ediyor arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Bugün mezarlığa gideceğini söylesen yanında gelirdim ben de. Sağ ol. Ama biz hep Derya ile gideriz. Beni yanlış anlama ama baban nasıl vefat etti? İş kazası. Babam da işçiydi. Çalıştığı fabrikada çalışma koşulları iyi değildi. Sendikalı da değillerdi. Sendikalı olsalardı belki de böyle olmazdı. Şimdi anlıyorum neden bu mücadeleye böyle sıkı sıkı sarıldığını. Bak Emre, sen, ben, diğerleri, biz emekçiyiz. Emeklerimizi, haklarımızı korumazsak sömürülürüz. Sistem böyle işliyor. Öyle tabii ama yani yine de işçilerini koruyan, onları sevip sayan bazı patronlar da var. Mesela Hikmet Bey. Evet doğru, Hikmet Bey iyi bir patron ama ona rağmen fabrikada işler iyi gitmiyor. Yani bugün sen de gördün. Bugün bize imzalattıkları sözleşme maddeleri bizim değil, onların yanında. Çenem düştü benim yine. Yok, hayır. Geç olmuş. Benim çayım bitiyor zaten. Kalkıyorum ben de. Afiyet olsun. Hoşça kal. Geliyorum zaten. Şey için teşekkürler. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz daha iyi misin şimdi? İyi miyim? Kıskandı bizi. O yüzden öyle saçma. Sen bakma ona. Sen o kıza çıktın mı Kerem? Ne? Hayır canım. Öyle bir şey geçmedi aramızda. Böyle bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Sonuçta geçmişinde kalan bir şey. Biliyorum canım. Da dediğim gibi yani. İkimize de aynı kolyeyi almışsın. Ya bak, hani belki başta bir şeyler olabilirdi Pınar'la ama sonra aradığım kişinin olmadığını anladım. Aradığım sendin çünkü. Arkadaşların gecemi rezil etti. Umarım bunu da sen planlamamışsındır. Böyle entrikalar senin işin bende, benim değil. Derya, inanmadın değil mi onun söylediklerine? İnanmadım da sinirlerim bozuldu. Amacı da buydu zaten. Gerizekalı. Merak etme. Senin hakkındaki düşüncelerimi kimse değiştiremez. Ben yalnızca sana inanırım. İşte benim sevgilim.
Gülsüm Hanım. Leyla geliyor. Nasılsınız? İyiyim Leyla'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yorulmadınız değil mi? Yok yok, gayet iyiyim. Sağ olunuz. Süper. Ab Demir geldi. Leyla'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem nerede kaldı? Annem trafik vardı ya Celal amca. Nasılsın canım? Teşekkür ederim, sağ ol. Demir. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Benim misafirlerimle ilgilenmem lazım. Sonra görüşürüz. Tamam hayatım, sen ilgilen. Çocuklar rahatınıza bak. Müsaadenizle. Sağ ol. Bayağı kalabalıkmış. Berna tuttuğunu koparır biliyorsun. Bu gece için bayağı uğraştı. Hala üzüyor mu seni? Aslında bir karar aldım. Bundan sonra beni üzmesine izin vermeyeceğim. İşte Leyla'dan beklediğim cevap bu. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Yok bir şey. Demir, babanla konuştum. Çok iyi haberleri var annem. İyi gelişmeler olmuş. Çok sevindim anneciğim ya. Birazdan ararız o zaman babanı. Tamam. Bana git diyor. Ona diyor kal. Ona bir başka bakıyor. Bana bir başka. Ona evet diyor. Bana hayır. Beni istemiyor. Onu istiyor. Kara kız benim sebebim olmuş. Ama o bunun farkında değil. Şiir gibi konuştun da kardeşim. Benim hayatım şiir olmuş Beriza. Bir okusan ağlarsın. Yani ne olacak böyle? Nereye kadar gidecek? Gittiği yere kadar. Beni mi arıyordun? Evet. Güzel. Derdin neyse konuşalım, gel. Ulan bir de bana arızalı diyorlar ha. Sen benden deli çıktın. İyice deli Bekir oldun. Daha delirmedim ama bir delirirsem var ya Rıza. Deniz için yakarım bu şehri. O herif gözümün içine baka baka aldı Deniz'i benden. Belki de o almadı. Belki de kız kendi gitmek istedi ha. Olamaz mı? Doğru söylüyorsun. O almadı. Kimse alamaz onu benden. O hala burada. Bu kalper atışında onun adını söyler. Kimse sökemez onu burada. Ben yakında göstereceğim o Emre'den. Şşş, peki. Oğlum bozma mübarek günde ağzını ya. Ya benim kafam bozulmuş Rıza. Ağzın bozulsa ne olur? Senden korkmuyorum, hadi ne yapacaksan yap. Demir Bey, sorun nedir gerçekten anlamıyorum. Sorun şu, ben baloya geldiğimden beri gözlerin üzerimde. Niye izliyorsun beni? İşim gereği. Senin işin insanları rahatsız etmek mi? Tabii ki de hayır. Ama bazı kişiler bizden rahatsız olur. Ben gazeteciyim. Adım Serdar. Hani sen bana sormuştun ya, hiç aşık oldun mu diye. Olmadım demiştim ben de. Aslında bir kez çok yaklaşmıştım. Yaklaşmıştım ne demek lan? Ya aşıksındır ya değil. Ya işte belki de aşıktım, ne bileyim. Ne oldu peki? Hiç. Bir şey olmadı. Bıraktım kızı sonra. Demek gazetecisin. Evet. Sizin Amerika'dan geldiğinizi duyunca kısa bir röportaj yapmak için uygun bir zamanınızı kolluyordum. Demek bütün sorun buydu. Evet, sadece bu. Sonuçta siz bu cemiyetteki en önemli ailelerden birinin oğlusunuz.
Türkiye'ye gelmiş olmanız da önemli bir haber sonuçta. Sanmam. Çünkü ben Amerika'ya geri döneceğim ya. Ama ben sadece birkaç tane soru soracaktım size. Ya ben röportaj vermek istemiyorum şimdi. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben Türkiye'ye dönünce seni arayayım. Tamam, otururuz, sohbetimizi yaparız. Sonra röportajımızı yaparız. Tamam. Ama Demir Bey. İlk röportajım sana, söz. Hadi iyi akşamlar. Ya bakma öyle, Allah Allah. Korkmuştum oğlum. Ya korktum çünkü aşk yakıyor adamı. Yıkıyor. Yok ediyor. Ben bu durumlara düşmek istemedim. O yüzden kaçtım. Yani ben yaşamak istedim Bekir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl yandığın zaman başlıyorsun yaşamaya. Bu bitmek değil ki. Yeniden başlamak. Bak bana. Deniz'le birlikte başladım yaşamaya, nefes almaya. Sen buna yaşamak, nefes almak mı diyorsun? Oğlum it gibi acı çekiyorsun lan. Ben Deniz'den gelen her şeye eyvallahım kardeşim. Mutluluğa da acıya da. Hepsine eyvallah. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Derneğimizin kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara destek amaçlı düzenlediği bu gecede siz değerli dostlarımız, bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Elbette ki bu bir gönül işi. Yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza katkılarıyla, bağışlarıyla bizleri yalnız bırakmayan çok değerli, gönlü yüce dostlarımıza teşekkür amaçlı buradan plaket vermek istiyoruz efendim. İlk olarak en büyük destekçilerimizden biri, Sarmanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, saygıdeğer Hikmet Sarmanoğlu. Ancak kendisi aramızda olmadığı için çok değerli eşi Gülsüm Sarmanoğlu'nu alkışlarınızla yanıma davet ediyorum efendim. Gülsüm Hanım buyurun. Efendim yılmadık. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarımız için mücadele etmeye devam ettik. Ve artık onlar kimsesiz değil. Onlar bizim çocuklarımız. Artık onların arkasında bizler varız. Efendim yine çok değerli bağışçılarımızdan, en büyük destekçilerimizden. Emre? Çok kıymetli Cenk Oray'ı da alkışlarınızla plaketini almak üzere yanıma davet ediyorum. Deniz, senin ne işin var burada? Ne bilsem. Teşekkür ederim. De senin ne işin var burada? Sence? Ya ben böyle ek iş yapıyorum arada. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beraber daha güzel günler, daha güzel yardım gecelerinde tekrar görüşmek üzere. Çok ses var. Gel dışarıda konuşalım. Gel. Asma artık suratını güzelim ya. Bir ruh hastası yüzünden keyfimizi kaçırmayalım. Elimde değil Kerem. O kızın söyledikleri kafamda yankılanıyor. Hani inanmıyordun söylediklerine? İnanmıyorum ama dediğim gibi asabım bozuldu. Haklısın. Ama yarın o kadar güzel bir gün geçireceğiz ki bütün bunları unutacaksın. Umarım. Kerem dur. Beni eve bırakır mısın? Tabii. Hadi gidelim. Deniz, bana bu neden burada olduğunu anlatacak mısın? Göstersem daha iyi. Biri bana bu davetiye göndermiş. Arkasına bak. Sence kim göndermiş olabilir? İnan bilmiyorum.
ve bahsettiği gerçek ne? Buraya geliyorum ve seni görüyorum. Bence bu gerçek seninle ilgili. Deniz, belli ki biri benim burada çalıştığımı sana göstermek istemiş. İyi de bunun ne sakıncası var? Ben insanları işlerine göre değerlendirmem ki. Belki de biri şaka yapmak istiyor. Bekir olabilir mi? Bekir'in daha iyi bir mizah anlayışı vardır. Böyle saçma sapan bir şey yapmaz. Emre, senin benden sakladığın bir şey mi var? Hayır. Ben senden ne saklayabilirim ki Deniz? Kusura bakma, böyle bir soru soruyorum ama anlamaya çalışıyorum. Durum o kadar anlamsız, hatta saçma ki. Yok yok, haklısın. Çok saçma bir durum var ortada hakikaten. Ama bence üstüne gitmeyelim yani. Belli ki biri şaka yapıyor. Babacığım, ben bir Demir'e bakıp geliyorum, tamam mı? Bak. Oo, benim mesaim zaten bitmiş. Gidelim, ben seni eve bırakırım. Olur. Niye sabrak altında beni kaldırmadın? Anneciğim, ben hiç uyumadım ki. Bir fabrikayla ilgili bir dosya var. Ona bakıyorum yani. O zaman ben bir şeyler hazırlayayım. Sahuru birlikte yapalım. Ha? Tamam. Birazdan gelirim ben. Tamam. Hadi. Hayırdır baba, erkenden? Ne oldu? Gel kızım, otur şöyle. Gel Leyla, otur. Leyla, bak kızım. Berna senin için psikiyatristten randevu aldı. Ben götüreceğim seni Leyla'cığım. Bugün saat 3'te. Baba lütfen. Daha önceden konuştuğumuz gibi benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Leyla, bak kızım. Baba, kararım değişmeyecek. Eğer davranışlarımdan memnun değilseniz başka bir eve taşınabilirim. Olmaz öyle şey. Ne demek başka eve taşınmak? Ha? Çok alıngansın Leyla. İşte bu da senin hastalığının bir göstergesi. Ha, teşhisi koydun yani. Neymiş benim rahatsızlığı? Leyla'cığım, bak hayatım. Sen depresyondasın. Öfke kontrolü sorunu yaşıyorsun. Bu rahatsızlığı şimdiden ele almazsak ileride daha büyük sorunlar yaşayabilirsin. Hem biliyorsun değil mi? Bana bir özür borcun var. Sana hiçbir borcum yok. Depresyonda da değilim ve sen beni gelip kışkırtmadığın sürece de öfkemi gayet güzel kontrol edebiliyorum. Görüyorsun değil mi Celal? Görüyorsun değil mi? Her şeyin sorumlusu olarak beni görüyor. Elimizi çabuk tutmamız lazım ya. Bir an önce yatması lazım Leyla'nın. Çok üzülüyorum Celal. Of, çok sıcak. Fena hakikaten. Nasıl? Zorlanıyor musun oruç tutarken? Yok, iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Paydosu ne kadar kaldı? Çok yoruldum ben. Daha var. Dayan Neşem. Dün
gece ne kadar ciddi olduğumu anlamışsındır umarım. İstediğim para iki katına çıktı. Parayı bu gece Hisar'daki eski köşke getir. Emre, ne oldu? Bir şey yok. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum, tamam? Sorun mu var? Kimin bu dolap? Rıza'nın dolabı, ne oldu? Bana notları kimin yazdığını bulduk. Rıza. Rıza mı? Ya şimdi sen bu kızın söylediklerini umursamıyorsun yani. Hayır. Kıskançlık krizine girdi belli ki. Kerem onu terk ettiği için söyledi o kadar lafı. Kızın söyledikleri de yenilir yutulur şeyler değil hani. Kerem'in seni de kullanıp atacağını söylemiş. Bence kız seni uyarmak istemişler ya. İsteyen istediğini söylesin. Ben artık sadece ve sadece erkek arkadaşıma inanırım Simge. Wow. Kızlar, Kerem bugün beni bir yere götürecek biliyor musunuz? Sürpriz diyor ya, çok merak ediyorum. Nasıl bir yer acaba? Nereye götürecek acaba? Güzel bir yerdir herhalde. Buyurun. Geberteceğim lan seni. Şaşırır ulan sen. Sakin ol. Ne oluyor? Sakin. İş mi koyuyorsun? Bir dakika. Ne oluyor? Ne olacak? Şşş, kafayı mı sıyırdın lan sen? Ne saldırıyorsun çocuğa durduk yerde? Durduk yerde değil. O biliyor niye olduğunu. Ne olmuş? Ne yapmışım? Rıza, bir süredir telefonuna rahatsız edici mesajlar geliyor. Yani? Ha siz o mesajları benim attığımı düşünüyorsunuz? Bak, en son buradan mesaj gelmiş. Gördün mü? Numarayı arıyorum. Bak ne oluyor bak. Senin dolabından ses geliyor. Aç şu dolabı. Bak ne oluyor bilmiyorum ama ben sana mesaj falan atarım. Aç şu dolabı oğlum. Hadi. Bu telefon bana ait değil. Sana ait değil mi? Oğlum telefon sana ait değilse dolabında ne işi var ha? Usta bu telefon bana ait değil. Biri suçu benim üstüme atmak için koymuş. Çünkü benim telefonum bu. Tamam uzatmayın. Çocuk bana ait değil diyor. Ben Rıza'ya kefilim. Usta inanmıyor musun bana? Emre. Sen de şu bilinmeyen numaraları ara. Kim yapmış öğrenelim. He? Aşkım. Ne haber bebeğim? İyi. Bunlar ne? Senin için ufak bir alışveriş yaptım. Ufak mı? Biraz abartmışsın sanki. Oo, çok güzel rengi bunun ya. Hadi bakalım. Bağla kemerini. Artık üçe geçiyoruz. Tamam. Peki, teşekkür ederim. İsmet Akman adında birine ait. Ben size dedim. Ben bu telefonu daha önce görmedim. Oğlum ben İsmet Akman'ı senin tanıdığın olmadığını nereden bileyim? Allah Allah ya, Allah Allah ya. Oğlum tanıyor musun, tanımıyor musun onu söyle. Usta, tanımıyorum dedim ya. Niye üstüme geliyorsunuz benim ya? Ya bir dakika işin mantıklı olun. Diyelim ki bu mesajları atan adam Rıza. Yakalanacağını bile bile o telefonu niye dolaba koysun? Heh. Bu kadar salak bir herif mi bu? Bekir haklı.
Bana bak. Nasıl bir belaya bulaştım bilmiyorum ama bir daha birine iftira atmadan önce iki defa düşün. İyice araştır. Araştıracağım. Da. Eğer o İsmet Akman senin tanıdığın çıkarsa o zaman işler değişir. Eyvallah. Rıza. Gidelim. Ya elimizde bir isim var. İsmet Akman. Gerekirse polise gideriz. Usta polise gidemeyiz. Kimsenin bilmemesi lazım şu an durumu. Kimliğimin ortaya çıkmaması lazım. Ya çıksa ne olur? Niye korkuyorsun ki? İşler iyice sarpa sardı. Senin bildiğin gibi değil. Bu Sami dediğin adam bir haltlar çeviriyor. Ona suçüstü yapana kadar benim kimliğimi ortaya çıkarmam lazım. Değil mi Rıza? Hani sen bana güveniyordun? Ne oldu şimdi? Güvenmiyor musun bana? Oğlum ben sana güvenmesine güveniyorum. Ama benden habersiz bir iş çeviriyorsan haberim olsun diye soruyorum. Benim bu işle alakam yok. Ama anladığım kadarıyla bu Emre'yle uğraşan birileri var. Asıl sorun kim oldu? Kim ve neden? Bunu bulmalıyız. Bu herif zaten bir şeyler çeviriyor. Sevindim. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Kerem, canım çok yüzmek istedi. Havuza inelim mi? İnelim. Nasıl bir havuz istersin? Açık, kapalı. Müessesimizde hepsi mevcut. Kapalı olsun bari. Öyle olsun bari. O zaman ben hazırlanayım hemen. Tamam, hadi. Ne haber abi? İşin yoksa bu akşam buluşalım diyecektim. Oğlum ya çok isterdim de akşama işim var benim. Of sap gibi kaldım ortada bugün ya. Kızların da planı varmış. Kerem de sen malum kapıyı asmıştır şimdiden. Rahatsız etmeyiniz yatsını. Malum bugün büyük gün Derya'yla. Ne diyorsun oğlum sen ne büyük günü? Kerem sana söylemedi mi? Derya'yı büyük otele götürdü. Sadece yüzmeye gitmeyecekler herhalde. Kerem'i ikimiz de iyi tanıyoruz biliyorsun. Deniz, evet, benim acil bir işim çıktı ama iftara yetişeceğim, tamam? Tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Sadece dizilerde, filmlerde olur sanıyordum. O kadar güzel ki. Değil mi? Bir de mutluluğun az para, çok huzur olduğunu söylerler. Ya ben huzurumu böyle bir yerde yaşayamayacaksam mutluluk demem ki ona. Bence o zaten parası olmayanların tesellisi. Buraları bu insanları görseler aynı şeyi söylemezlerdi. Aynen. Sen çok akıllı bir kızsın Derya. Seni bu yüzden seviyorum işte. Hadi yakasana. Thank you.
biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Acelem var benim. Otursana şöyle. Bir şey içer misin? Yok, teşekkür ederim. Arayıp da geleceğini söyleyince çok sevindim. Neşe'nin doğum günü için tekrar teşekkür etmek istedim sana Leyla. Her şey çok güzeldi. Rica ederim. Aslında daha çok vakit olsaydı daha iyi hazırlık yapabilirdim. Bir müzik grubu falan ayarlardım mesela. Yok artık, o kadar güzeldi ki her şey. Zaten karşılık beklemeden yaptın. Çok sağ ol Leyla. Ya o gün ben de çok mutlu oldum gerçekten. Yani senin arkadaşların da senin gibi çok samimi, çok içten insanlar. Onlar da seni çok sevmişler. Ben de öyle. O gün fark ettim ki şu masada çok uzun zamandan beri bu kadar içten kahkahalarla gülen bir grup görmemiştim. Yani siz arkadaştan çok böyle bir aile gibisiniz. Evet, aslında bir aile gibiyiz. Birimizin derdi hepimizin derdidir. Birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu. Ne güzel. İş arkadaşıyız ya, bütün gün beraberiz. Bir aile gibi olduk artık. Nerede çalışıyorsunuz? Bir fabrikada işçiyiz. Bütün gün beraberiz. Çok şanslısın. Ya ben burada bütün gün tek başımayım. Yani benim arkadaşlarımın da kendilerine göre bir hayatları var ama tabii herkes çok meşgul olduğu için ancak arada buraya uğrarlarsa görüşebiliyoruz. Şimdi daha çok uğrayanlar olacak. Çok sevinirim. Ya bazen kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki bazen böyle biriyle konuşmaya ihtiyaç duyuyorum ama herkes o kadar meşgul ki kimsenin dert dinleyecek vakti yok. Ben dinlerim. Ne zaman istersen benimle paylaşabilirsin. Sağ ol. Sen nereden çıktın ya? İyi ki kumsalda ayağımı burkmuşum. Her şeyde bir hayır vardır. İyi ki karşılaştık ve arkadaş olduk. Ben de çok mutluyum. Evet. Leyla biraz önce derdini paylaşabilirim derken laf olsun diye söylemedim. Biraz canın sıkkın gibi. Eğer paylaşmak istediğim bir şey varsa dinleyebilirim. Anlatabilirsin. Kerem, aç şunu. Hadi oğlum. Biraz daha hızlı gidelim lütfen. Babam annemi daha genç bir kadın için terk ettiğinde sadece babam değil annem de gitmişti sanki. Yani çok küçüktüm ve dünyada tek başıma kalmış gibiydim. Kardeşin yok mu? Maalesef. Arkadaşlar ve dostlara bu kadar çok önem vermemin sebeplerinden biri bu olabilir. Senin kardeşin var mı? Var, bir kız kardeşim var. Aa, ne güzel. Ya, o kadar isterdim ki bir kız kardeşim olsun. Biz de babamızı kaybedince tek başımıza kaldık. Ben de ona tutundum. Peki annen? Annem hayatta. Ama uzun hikaye. Sonra anlatırım.
Senin annen? Annem... Yani babamın ihanetini ve terk edişini kaldıramadı tabii. Fransa'ya yerleşti. Orada başka bir adamla evlendi ve hayatı tekrardan başladı. Ve o başladığı yeni hayatta bana yer yoktu. Sen niye gitmedin onunla? Babam istemedi. Zaten yani annem de çok ısrar etmedi. Yani onun yaşadığı acıları onu hatırlatacak geçmişe dair bir iz olsun istemedi sanırım hayatında. Böyle düşünme. Onun için de çok zor olmuştur. Yo yani anneme kızmıyorum aslında. Onun mutlu olmasını istiyorum. Sonuçta yaşadıkları az bu şeyler değildi. Yani o kendine öyle bir yol seçmeyi tercih etti. Olması gereken de buydu. Peki babanla ilişkiniz nasıl? Babam bana düşkündür aslında. Ama yani o kadın işte annemi aldatıp da sonradan evlendiği kadın... Ya aramızda koskocaman bir dağ gibi. O dağı aşıp da babama ulaşabildiğim zamanlarda çok mutlu oluyorum. Ama son zamanlarda bu çok az olmaya başladı. Anlaşamıyorsunuz yani bir annenle. Anlaşabildiğimiz söylenemez. Nasıl biri peki? Böyle gözü paradan başka bir şey görmeyen insanlar vardır ya. Böyle para, mücevher, yüksek hayat standartları onun için her şeyden daha önemlidir. Babanı sevmiyor mu peki? Bilmiyorum. Yani sonuçta babamın durumu çok iyi. Seviyorsa da onun ihtiyacı olan şeyleri karşılayabildiği için seviyordur. Neyse, ben çok fazla konuştum. O gün ne oldu? Erkek arkadaşının aranızı düzeltebildiniz mi? Evet. Gittim yanına. Konuştuk biraz. Galiba düzelttik. Ay, çok sevindim. Senin arkadaşından ne haber peki? Bilmiyorum. Yani bir var bir yok. Adı neydi? Demir. Seninki? Emre. Birine bakmıştım. İsmi Kerem Olgay. Sizin otelinize giriş yapmış olması lazım. Rica etsem bir bakar mısınız? Maalesef misafirlerimiz hakkında bilgi veremiyoruz efendim. Kusura bakmayın. Ya ben bilgi istemiyorum ki. Bir kayıtlara bakalım. Burada mı değil mi diye. Çok önemli bir mesele var. Hemen görüşmem lazım. Lütfen. Hayat memat meselesi gerçekten. Tamam. Evet Kerem Bey giriş yapmış. O zaman bir arar mısınız? Ya. Yoruldun mu? Evet. Ama çok güzeldi. Nasıl güzel olan sen? Bu ne şimdi ya? Açmayacak mısın? Ama önemli bir şey olabilir Keremcim. Önemli olabilir. Şu anda bizden önemli hiçbir şey olamaz. İstersen dünya yansın. Bu anın büyüsünü hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğim. Keremcim ben üşüdüm. Bir üstümü değiştireyim, olur mu? Açmıyorlar efendim. Bir daha arayın. Efendim lütfen, belli ki rahatsız edilmek istemiyorlar. O zaman oda numarasını verin. Hayır efendim, ben böyle bir şey yapamam. Bakın gerçekten çok önemli. Efendim elimden hiçbir şey gelmez. Eğer Kerem Bey'i beklemek istiyorsanız lobide bekleyebilirsiniz. Buyurun efendim. Hani bazen bir olay olana kadar
karşındakine ne hissettiğini anlamazsın ya. Hı hı. Yani bu öyle oldu. Ona, o bana kızıp kırılınca o kadar çok üzüldüğümü fark ettim ki. Evet, o gün çok üzgün görünüyordun zaten. Ama belli ki çok değer veriyorsun. Yoksa o kadar üzülmezdin. Çok değer veriyorum Leyla. Kapıldım ona. Uzun zamandır yüreğimde bir yaprak bile kıpırdamazken o geldi ve rüzgar estirdi. Yaşadığımı hissettim. Sanki beni anlatıyorsun Deniz. Ya seninle şu anda aynı duyguları yaşıyorum. Ama tabii senden tek farkı o bana ne yaptığının farkında bile değil. Bak bazen böyle şeyler zaman alıyor. Sabır göstermek lazım, emek vermek lazım. Ne derler? Aşk emek ister. Sen Demir'e, ben Emre'ye emek vereceğiz. Doğru. Aşk emek istiyor. Ben de bu yüzden vazgeçmiyorum zaten. Yani canımı ne kadar yakarsa yaksın vazgeçmeye niyetim yok Demir'den. Bu kadar yürekten ve yüreklice seviyorsan mutlu olmaya hak ediyorsun demektir. İnşallah bir gün her şey istediğin gibi olur. Sağ ol. Seninle konuşmak bana çok iyi geliyor Deniz. Yani sen benim neler hissettiğimi anlayabiliyorsun çünkü. İyi ki varsın. Sen de. Emre'nin fotoğrafı var mı? Aa, var. Fabrikada çekilmiştik. Aa, ben bunları sildim, bilgisayara attım hafıza kartında oldu diye. Olsun, boş ver. Demek aynı fabrikada çalışıyorsunuz ha? Evet, o da işçi. Ne güzel, birbirinizi her gün görüyorsunuzdur. Öyle. Demir buraya sık gelmiyor mu? Babası şu anda şirketin bütün işlerini onun sırtına yüklemiş durumda. O yüzden çok meşgul, yani hiç vakti yok. Anca işte 40 yılın başında bir kafeye uğrarsa o zaman görüşebiliyoruz. Esasında onun geldiği bir gün keşke sen de gelsen. Tanışmanızı çok isterim. Olur. Ben de çok merak ettim güzel arkadaşımın kalbini çalan Demir'i. benim çıkmam lazım Leyla'cığım. Tamam. Patronumuzun bize verdiği iftar yemeğine katılmam lazım. Hatta sen de gel. Bizimkiler de orada olacak. Yok, ben gelmeyeyim şimdi. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Seninle müsait olduğum bir gün arabayla bizim yazlığa gideriz. Şehirden çok uzak değil ama inanılmaz huzurlu bir yer. Böyle biraz yüzeriz, kafa dağıtırız. Ne dersin? Olur. Kardeşinin arkadaşlarını da çağırabilirsin. Tamam, söylerim. Tamam, o zaman haberleşiyoruz. Tamam. Görüşürüz. Okay, kendine çok iyi bak. Bay bay. Kerem dur. Ne oldu ya? Ya ben yapamayacağım. Ben beklemek istiyorum. Neyi beklemek istiyorsun? Ben evlendiğim adamla birlikte olmak istiyorum. Yani mesele oysa biz de o yolda ilerliyoruz ya. Nasıl yani? Benimle evleneceğini mi söylüyorsun? Evet. Sahi mi? Neden olmasın? Sen benim seni ne kadar sevdiğimi fark edemedin galiba da. Ya aşkım. Ne oluyor? Ne oluyor? Yangın.
Sayın misafirlerimiz, lütfen bir dakika beni dinleyin. Her yeri kontrol ettik, yangın belirtisine rastlayamadık. Yangın alarmının yanlışlıkla verildiğini düşünüyoruz. O yüzden sizlere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ama lütfen şimdi odalarınıza çıkarsanız seviniriz. Lütfen buyurun. Hanımefendi buyurun. Gördün mü bak? Boşuna panik yapmışız. Yangın falan yokmuş. Hadi odamıza çıkalım. Ay yok Kerem, ben eve gitmek istiyorum. Eve mi gitmek istiyorsun? Yapma Derya ya. Ne güzel vakit geçiriyorduk. Kerem sinirlerim bozuldu. Elim ayağım titriyor. Baksana ne olur eve götür beni lütfen. Kalalım biraz da. Ben senin keyfin yerine getiririm. Ya ben istemiyorum. Zaten geç oluyor. Ablam da merak eder şimdi. Of Derya ya. Kerem. Ne? Buraya gelmemizin amacı benimle birlikte olmak mıydı? Ne? Hayır canım saçmalama. Yani ben birlikte güzel vakit geçiririz diye getirdim seni buraya. E tamam, şu ana kadar gayet güzel vakit geçirdik zaten ama tadım kaçtı ve eve gitmek istiyorum. Lütfen sen çıkış işlemlerimizi hallet, eşyalarımızı al gel, ben arabada bekleyeceğim. Yani girmek istemiyorum buraya. Vallahi Hikmet Bey çok sevabı ki. Ne masrafa girmiştir ya. Çok kalabalık burası. Adam başı 50 lira desen üf ne para eder ya. Üf, hemen başladın hesap yapmaya. Ya sana ne adamın ne harcadığından? Merak vay ettim hayatım. Ben içerisinde ne var bunda? Vay! Vay! Menü sağlammış. Kuş sütü nerede abi? Hemen getireyim kardeşim. Bir zahmet. Ben dedim abisi fazla masraf yapmıştır diye. Şimdi nereden baksın? Cengiz. Tamam sustum. Tamam. Bekir, sana bir şey soracağım. Tabii. Ben dün kapının önünde bir davetiye buldum. Onu sen mi gönderdin? Ne davetiyesi? Bir yardım balosu. Neyse, belli ki sen göndermedin. Deniz, senin canın bir şeye sıkılmış belli. Ben anlarım. Eğer açılmak istersen bana anlatabilirsin. Biliyorsun aramızda kalır. Biliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam zamanında geldim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kabul etsin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadi ama çok sıkıldım ben bu oyundan. Neredeysen çık.